Merhabalar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte gekolarımızın nem mağarası nasıl olmalı? Alırken nelere dikkat etmeliyiz veya yaparken? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi önümde iki farklı nem mağarası var. Birini kendim yaptım. Ki genelde hobiciler kendileri yapıyorlar. Ama ben birazcık görselliğe önem verdiğim bir teraryum olsun istediğim için Exoterra diye bir marka var. Bunun hazır ürünleri var. Türkiye'de çok zor bulunuyor. Ve oldukça pahalılar. Onlardan mağara buldum arkadaşlar. Ondan bir tane mağara aldım ikinci. Gerçekten açıkçası pahalı ama tipi falan dekor olarak çok güzel. Solda görmüş olduğunuzda benim saklama kabından yapmış oldum. Bunu bu şekilde yapıyorlar. Saydam da kullanabilirsiniz. Çok önemli değil. Ama bir miktar yüksekliği olursa iyi olur. Çünkü gecko girip çıkarken torfları da dışında çıkarmasın diye sağdakinde o sıkıntı var. Ama hani o çok önemli bir şey değil yani. Nem mağarası yaparken şimdi şunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Olabildiğince o delik dışında hava almaması lazım ki içeride bir buhar ortamı olsun ve gekkonuz rahatlıkla deri değiştirsin. Çalışma mantığı zaten bunun için yapılacak. Hani bunu düşünürseniz sauna gibi olması lazım. Olabildiğince içerideki nemi tutması lazım arkadaşlar. Ve açılıp kapanır olması lazım. Bunu da unutmayın arkadaşlar. O yüzden mağaralarda bu kadar zorluk yaşıyoruz. Çünkü bu böyle gördüğünüz gibi açılıp kapanıyor. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şeyle var. Onu da göstereyim. Arkadaşlar bunun adı Hindistan cevizi torfu diye geçiyor. Cocopeat. Bu böyle yapı marketlerde falan rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Açınca böyle küçücük preslenmiş bir tane bir şey ama çok sert yani. Bunu zaten üstünde söylüyor size işte su ekleyin şu kadar falan filan. Ben onun kağıdını kaybettiğim için kafama göre su ekledim ama o oldu yani görmüş olduğunuz gibi. Güzel bir kıvama sahip şu an. İçine nem mağarasını bundan koyabilirsiniz. Ya da moss türleri oluyor. Onlardan kullananlar olabiliyor. Ben hiç kullanmadım. Yani çeşitli çeşitli ıslak peçete koyanlar var. Ama ben en çok bunun kullanıldığına şahit oldum. Ben bundan kullanıyorum. Bir sıkıntısı da yok yani. Size de tavsiye ederim yani. Maliyeti falan da çok ucuz zaten. Hani bu kova kadar oluyor ve bu sıkıştırılmış halde geliyor. Yani biz neredeyse şu kadar falan kullanacağız. Mağaranızın boyutuna göre de değişebiliyor tabii. Şimdi gelin mağaramızı hazırlayalım arkadaşlar. Şöyle ben bunu şu an ikinci teraryum olursa diye elimde tutuyorum ama şu an öyle bir derdim yok tek gecko beslediğim için. Şimdi bunu hazırlayacağız. Bunun böyle kapağını açalım arkadaşlar. Şu kısma şimdi torf koyacağım bir miktar. Şöyle bir kaşık koyalım. Yetmezse daha da ekleriz yani. Bir iki tane daha böyle alır gibi ya. Kamera varken de bazı şeyler gerçekten çok zor olabiliyor. Şöyle size farklı bir açıdan sesleneyim. Şu an ikinci kaşık aslında iyi gibi. Evet, böyle çok iyi. Tamam, olması gerektiği gibi. Bunu kapatalım. Şimdi teraryumumuza koyacağız arkadaşlar bunu. Arkadaşlar mağaramı hazırladım. Teraryumumuza koyduk. Gekomuz da direkt zaten içine girdi. Şöyle göstereyim. Bakın içinde yatıyor. Çünkü deri değiştirmesine de az kaldı. Zaten genelde de orada yatıyor. Çok bilinen bir yanlıştan bahsetmek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz ısıtıcı ped var. Ve mağara ısıtıcı pedin üzerinde. Bazı kaynaklarda diyor ki sıcak mağarası olacak. Bir de bu mağara soğuk alanda olacak. Hayır, öyle bir şey yok. Nem mağarası da sıcak alanda olması gerekiyor. Çünkü nem olması için sıcaklığa ihtiyaç var. Sauna etkisi yaratıyor. Ama sadece soğuk alana koyarsanız ıslak torf olur. Öyle de hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Size tavsiyem bu yönde. Hani dinlersiniz dinlemezsiniz. Çünkü birçok kaynak var soğuk alanda olması gerektiğiyle ilgili ama ben böyle yapıyorum. Arada bir torfu ıslatmanız gerekiyor.
Yani 3 günde bir, 2 günde bir falan. Hani o sizin mağaranızın şeyine bağlı artık. Bunlara dikkat ederseniz bir sıkıntı yaşamazsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.